kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Audi A4 2000 dizel aracını ufaktan sizlere anlatmaya çalışacağım. Belki ikinci el bu aracı almak isteyenler olabilir. Onunla ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Böyle eşofmanla çıkmamın sebebi arabanın rahat olduğunu vurgulamak amaçlı aslında. Hemen çok lafı fazla uzatmadan detaylara girelim isterseniz. Başlayalım. Bir ön görünümünden başlayalım. Aracın bence ön görünümü bir önceki modeline göre, Selefi'ne göre bence çok daha güzel duruyor. Çok daha agresif ve çekici duruyor açıkçası. Şuradaki gerek far yapısı olsun, gerek ön ızgaradaki kromajları olsun. Bence aracı çok güzel ve agresif gösteriyor. Aynı zamanda gösterişli gösteriyor. Aracın rengi de gerçekten, ben bu araca şimdi videonun başında onu da söyleyeyim. Bu araca seramik kaplama yaptım. Rengi gerçekten çok güzel bir renkti. Şimdi parıl parıl da parlıyor. İnşallah sahibi de kazasız belasız kullansın. O da sevdiğimiz bir abimiz. Evet, ben LED farlarını da göstermek istiyorum şu şekilde. Gerçekten güzel bir görüntü veriyor araca. Aynı şekilde bunun hemen hazır elimizdeyken kamera arka tarafını da göstereyim. Arka tarafta da güzel bir LED grubu var. Bastığınız zaman şu kayar LED muhabbeti var. Bu da güzel bir görüntü oluşturuyor. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan 225-50 17'lik lastiklerimiz mevcut. Bayağı geniş bir şeye sahip. Yanak sunmuş. Yan görünüşe geldiğimiz zaman aslında yan görünüşte herhangi bir sportifliği bulunmuyor aracın. Yani ön yüzü böyleyken ben yan tarafının da biraz daha sportif olmasını temenni ediyordum. Ama ve lakin buradan bir klasik bir araç görüntüsünde, normal sedan bir araç görüntüsünde. Mesela benim de C kasa W205 C kasa Mercedes'im var. Mercedes bundan daha sportif göründüğünü söyleyebilirim. Şimdi arka tarafta arkadaşlar görüyorsunuz şöyle güzel bir, hatta aracım da burada. Yani yan görünüşten daha güzel duruyor bence. Güzel bir detay var burada arkadaşlar. Kapıyı açtığınız zaman aracın güzel deri koltukları var, fakat koltuklarımız maalesef manuel. Yani bu kadar para verip de manuel koltuk neden bu şekilde Audi yapıyor? Neden böyle bir insafsızlık yapıyor? Anlamış değilim. Direksiyonu özellikle çok hoşuma gitti. Eli oturuyor ve görüntüsü sportif. Şöyle malzeme kalitesine gelecek olursak hemen kapılardan başlayalım. Üstlerde yani çok yumuşak değil, çok da sert değil bir malzeme var. Yine bu şekilde burada yumuşak denilebilecek bir malzeme kullanılmış. Şu şekilde bir ekran karşılıyor bize aracı ilk kontağını açtığımızda. Göstergeler de bu şekilde. Şu an aracımız yanlış hatırlamıyorsam araç 20.000 km'lik bir araç için gerçekten şu an herhangi bir yerinde yıpranma vesaire gözükmüyor. Yani benim hoşuma gitmeyen noktaları hemen size vurgulayayım. Ben aracı çok fazla kullanma imkanım olmadı. Şu motor çalıştırma, yani aracı çalıştırma düğmesi çok uzağa konulmuş bence. Şurayı bir yere konumlandırsalardı bence daha güzel olacaktı. Bana uzakta geldi, bilmiyorum. Herkesin görüşü tabii ki farklıdır ama. Bir de şurada bir düğme karmaşası mevcut. O da benim hoşuma gitmedi. Şöyle göstereyim onu da. Yani işte arabayı vesaire falan filan hepsi burada bir sürü şey koymuş. Yani bunları sadece tek bir butonla kontrol ediliyor olabilir hale getirselermiş bence daha iyiymiş. Mesela Mercedes'teki gibi. Mercedes testisini de yine aynı şekilde kanalımdan izleyebilirsiniz. Vites topuzu çok hoşuma gitti. Çok sportif duruyor. Çok da güzel duruyor. Hani yolculuklarda falan da elinizi buraya koyabilirsiniz. Eleştireceğim noktalardan biri de arkadaşlar şu. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle aracın içini de tekrar göstereyim. Zaten çoğu arkadaş biliyordu. Fakat tekrar bir göstermiş olalım biz de. Şu kolçak. Yani kolçağı çok şey yapmışlar. Nasıl diyeyim size? Hani kullanışsız yapmışlar. Yani benim kendi şahsi fikrim bu. Buna katılanlar olur veya olmaz. Kolçağı çok bence kullanışsız yapmışlar. Benim hoşuma gitmedi kolçak. Çok geride kalıyor. Öyle söyleyeyim. Kolçak çok geride kalıyor. Arka tarafa oturalım. Benim şöyle yapalım arkadaşlar. Benim boyum 1.78. Şöyle kamerayı da kendime çevireyim. Şimdi arkadaşlar benim boyum 1.78. Aracı ben kullanma pozisyonuma göre ayarladım. Şu şekilde. Yani baş mesafem güzel. Şöyle bir 4-5 parmak bir şey kalıyor. Fakat bir arkaya geçtiğimiz zaman şöyle de göstereyim.
Arkaya geçtiğimiz zaman bakalım. Bir görelim şöyle. Evet, şimdi arkaya oturuyoruz. Yani arkaya da şöyle göstereyim. Ne kadar belli olacak. Yani arkada hemen hemen şurada kafa için bir form bırakılmış, görüyorsunuz. Yani benden uzun oturacak arkadaşlar bence burada sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü boyu biraz daha uzun olduğu için şu şuradaki form ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Şuradaki form arkadaşlar o burada oturan arkadaşın böyle göz hizasına kadar falan geleceğinden dolayı sıkıntı yaşayacaktır diye düşünüyorum. Arka taraftaki yolcuların konforu için şöyle dijital bir ısı ayar yeri konulmuş. Bence bu güzel düşünülmüş. Burada da küllük ve altında bir çakmaklık çıkışı var. Mesela yani ortada kimse oturamaz veya küçük yolcular oturulabilir. Yani arkada 4 kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Şöyle içini de ben tekrar bir göstereyim. Arkadan bakıldığı zaman da gerçekten içi bir lüks hissiyatı mevcut. Orta konsol şu şekilde. Yine şu ayrıntıyı da gösterelim. Spor pedallarımız mevcut. Yine vites topuzundan az önce bahsetmiştik. Orta konsoldaki malzeme kalitesinden hemen bahsedelim. Onu atladık. Hemen bahsedelim. Arkadaşlar. Şimdi buradaki mevzu yumuşak plastik mevcut. Şeyi de kapatalım, aracın farlarını da kapatalım. Boş yere yanmasın. Buradaki mevzu yumuşak plastik. Yine şu kısımlarda yumuşak plastiklerimiz mevcut. Burada güzel bir alüminyum gibi bir detay kullanmışlar. O gayet güzel durmuş aracın içinde. Bence yine şu kısımlardaki malzeme de bence güzel durmuş. Her zaman da bunlar trim sesi yapar mı? Onu ilerleyen zamanlarda görmek lazım. Şurada güzel bacağı koyacağınız yerde güzel bir malzeme kullanılmış, yumuşak. Ama onun altına geldiğinizde sert plastik malzeme kullanılmış. Arka koltuklarımız da açık renk. Aracın içi ferah. Tavanımızda açık renk bir tavan var. Yine sunroofumuz var. İçerideki aydınlatmamız da LED. Evet, şimdi arkadaşlar ben... şimdi aracın içindeyiz. Batuhan kardeşim bize pilotluk yapacak, sağ olsun. Hava erken karardığı için fazla aracı boş bulamıyoruz. O yüzden bir kemeri takmadım oğlum. Yok, takmadım. Neyse bak, kötü burada kamu spotu. Bu araç 2000 dizel, 190 beygir, 400 Nm tork sağlıyor. Yani performans olarak da baya böyle bir kafa kaldırıyor yani. Aynen abi. Bayağı tatmin edici. 320'lerden falan biraz daha iyi. Evet tabii, 320'ler yanlış hatırlamıyorsam onlar 184 beygir miydi? 184 beygir ama arkadan itiş olduğu için tabii o şaftın iletiminden dolayı biraz güç kaybı oluyor. Evet. Bu araç quattro değil. Önden çekiş. Evet, önden çekiş bir araç. Quattro olmadığı için quattro'nun da biraz güç kaybı oluyor. O yüzden çekiş biraz daha iyi. Yalnız kötü yanları şöyle, gaza bastığın zaman mesela sert yüklendiğin zaman gazı ön sarma yapıyor. Yani pati çektiği için. Evet, sürekli için bir pati hissiyatı var araçta. Kafayı gezdiriyor. Evet, aynen. O sıkıntısı var. Biraz sakin kullanmak lazım aracı yani böyle. Toplaması da zor oluyor öyle aynen. Olduğu zaman. Aynen öyle. Şimdi şöyle ben gece de aracın çok güzel ambiyans aydınlatmaları var. Hemen onları da göstereyim şöyle. Çok güzel böyle loş. Renk değişimi olmuyor diye biliyorum. Olmuyor değil mi? Aynen. Aynen, standart. Yani Mercedes'ler veya BMW'lerin bazı modelleri gibi değil. Aynen. Ama gene de güzel yani. Aynen öyle. Şöyle menüyü sen bize göster bakalım. Şöyle neler gezelim. Var menüde. En aşağı iniyorum şu an. Konfor tüketicisi diyor, iklimden. Evet, iklimlendirme. Bu da klima ile alakalı. Hı hı. Ondan sonra uzun süreli 13.000 km önce sıfırlanmış. Evet. 6.6. Çok iyi. Bir de bu araç çok agresif kullanılıyor. Evet. Normal sakin değil. Genelde konfor modda kullanılıyor. Hı hı. Kısa süreli hafıza, işte aracı yeni çalıştırdık. 1.1 kilometre olmuş. Evet. 19 litre ediyor ama bu kadar yakmıyor. Aynen, o düşecek yani. Zaten aynen öyle. Araç da yeni olduğu için şu an ne yakıyor ne yakmıyor tam bilgimiz yok. Aynen, çok araç da yeni alındı. Ne kadar, kaç gün oldu size gelen araç? Araç 2 hafta oldu. 2 hafta bir şey oldu zaten, aynen öyle. 2 gününü de zaten bende geçirdi. 2 hafta oldu ama yaklaşık bir 2000 km falan yapıldı. Evet. Ama tabii çok kontrollü bir şekilde kullanılmıyor. Yani yakıt olarak takip evet, fazla yapılıyor. Dikkat edilmeden kullanılıyor. Aynen, iş amaçlı kullanıldığı için. Aynen öyle. Şimdi aracın konforundan bir de lastik sesinden bahsedelim. Şimdi bende arkadaşlar C200
AMG dizel var. Bu araçta yanlış hatırlamıyorsam 225, 50 ya da 55, 17 lastikler var. O lastikler olduğu için araç bayağı ciddi anlamda konforlu. Yani benim Mercedes'e kıyaslayacak olursak ve BMW 3 serisiyle kıyaslayacak olursak. Hani videonun başında dedim ya, hani çukurdan geçmişsiniz vesaire falan, hiç size hissettirmiyor. Yani ben derin çukurdan geçiyorum mesela benim arabayla. Bazen aynadan bakıyorum, acaba lastik falan mı koptu diye, yani öyle söyleyeyim size. Yol sesi olarak, hemen yol sesi, zaten şu an şeye çıktık. Şöyle hafiften bir gaza yüklenir misin? Çok kısa böyle. Aynen, konfor modda. Dip gaz yaptım ama sivice dokunmadan. Yani ciddi böyle bir itiş sağlıyor size, aynen. Yani bu kadar yeterli. Sporda da değil araç. Aynen, sporda değil. Konfor modda olmasına rağmen anında yüzü gördük. Ya sıfır yüzü falan. Şimdi trafikli yerde olduğum için çok fazla böyle performansı kullanmaya gerek yok. Trafik kurallarına uyarak gidiyoruz. Yol sesi nasıl? Yol sesi hemen hemen Mercedes. Benimkinin aynı, öyle söyleyeyim. Yani bende run flat olmasına rağmen hemen hemen bu kadar alıyorum yol sesini. Bu da yol sesinde başarılı bir araç. Ya BMW ile kıyaslayacak olursak bence BMW'nin yalıtımından, yani 3 serisinin yalıtımından, yani F30 kasadan bahsediyoruz arkadaşlar. 3 serisinin yalıtımında bence bu daha iyi. Yani C200'e hemen hemen kafa kafayı diyebilirim yalıtım seviyesi olarak. Bence yani sınıfına göre haksız mıyım? Evet. Güzel bir yalıtım var. Ya BMW'den daha iyi. Mercedes olarak bilmiyorum, senin C-Class'ı evet, hiç bilmedim ama BMW'den daha iyi. Yani oturuş pozisyonu, hı-hı, konfor olarak da daha iyi. Evet. Yol sesi olarak da daha iyi. Koltukları da çok rahat, onu da söyleyelim. Önde oturan ve arkada oturan kişiler için koltuk oturma yerleri rahat. Bugün videonun başında denemiştim. Yani kafam değmiyor oturduğum yer. Gayet güzel. Onun haricinde bunun servis maliyetleri yaklaşık bakım ücretleri yanlış hatırlamıyorsam 2000-2500 lira civarı. Servise göre değişiyor tabii de. Yani bu araçla ilgili herhangi bir önceki sahibi bir sıkıntı yaşamış mı acaba? Yok, bir servis kayıtlarında herhangi bir şey yaşamamış değil mi? Aynen, bir şey gözükmüyor. Evet, güzel verimli bir motor zaten. 190 beygir dedik. Oldukça iyi. Herhangi bir yerinden trim sesi geliyor mu? Ben herhangi bir yerinden trim sesi duymadım. Aynen abi, şu an yok. Aynen. Çok tok bir araba. Zaten 20 binde miydi araç? 21 binde abi. 21 binde olmuş. 18 binde alındı. Aha. Tabii yani 3000 olmuş. 3000 kilometre falan olmuş. Araçta zaten hız sabitleyicimiz var, standart. Çift bölgeli, şöyle gösterelim, dijital klimamız var. Soğutması falan mükemmel. Hani geçen klimanın modları da var. Evet. Klimayı açıyorsun ama aynı zamanda eco modda da kullanabiliyorsun. Hı-hı. Evet. Araç eco modundayken şu drive select'te onları da gösterelim. Evet. Aracın kaç farklı sürüş modu var? 5 farklı sürüş modu var. Evet. Yani ses sistemi gayet tatminkar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi telife girmemesi için ses sisteminden de bahsetmiyoruz. Ya ben bugün biraz videoda şeyden bahsettim. Menülerdeki şu elinin altındaki tuş karmaşasından falan bahsettim. Hani onu tek o joystickle falan yapsalarmış bence çok daha iyi olurmuş. Çok bölmüşler. Aynen. Ses açma kapama, müzik değiştirme şu şekilde güzel ama şunlar biraz karmaşık. Karmaşık olmuş. Biraz yönelmek gerekiyor. Aynen öyle. Bir de şeyi eleştirdim ben. Şu araç çalıştırma düğmesi var ya, biraz uzakta kalmış. Evet, uzanman gerekiyor. Aynen, uzanman gerekiyor. Bir de kolçaktan bahsettim. Kolçak bence biraz daha aynen. Böyle ileride falan olsaymış, daha yakın olsaymış vitese, bence şöyle daha iyi olacakmış. Gene de çok kullanışlı değil. Aynen, gene de çok kullanışlı değil. Başka ekleyeceğimiz performansından bahsettik. Yol tutuşu gayet güzel. Frenleri mükemmel. Frenleri mükemmel. O gün senle de gelirken baya bir 150-160'a falan yapıp fren testi de yapmıştık. Aynen öyle. Frenleri gerçekten güzel. Çok iyi duruyor araba. Yolda da çok iyi duruyor. Yani yol tutuşu da çok iyi. Güzel aracın. Hani virajlara falan gayet güzel ve tatminkar girebiliyorsunuz. Yani sizi tatmin edecek seviyede. Quattro olmasa da Quattro kadar gidiyor, tamam, o kadar olmaz zaten. Yani muhakkak ama aynen. Gene de güvenli yani. Aynen, kesinlikle zaten güvenli. Ön çekişli araçlar genelde Türkiye piyasasında da çok fazla 4 Motion veya Quattro yok. Evet. Genelde ön çekiş araçlar. Onlar gibi ama bu biraz daha Audi'nin şeyiyle kaliteli yani. Aynen. Motor sesi alıyorum. Bu motor sesi hemen hemen hiç almıyor gibi. Sadece şehir içinde çok. Aynen, şehir içinde şöyle. Hızlarda. Aynen, düşük hızlarda. Rüzgar sesine gelelim. Rüzgar sesi 140'tan sonra başlıyor almaya. O da yani normaldir artık yani. Rüzgar sesi olayı normal. 140'tan sonra falan hafif hafif almaya başlıyor. Eşya gözü olarak çok kısıtlı. Aynen, eşya gözü olarak kısıtlı bir araç. Torpidosu çok ufak. Torpidosu aynen. Şöyle göstereyim. Torpidosunu neden bu şekilde yaptınız? Hey!
Mübarekler. CD. Evet, CD okuyucu var. Bunda aynen. USB girişi mi yok demiştik. Evet, öyle bir akşam bir muhabbet yaptık. Aynen. SD kart girişi var. SD kart girişi var. USB girişi. Diyorsun. Burası da çok kısıtlı. Evet, ortak olacağımız da kısıtlı. Gerek ses yalıtımı olsun, gerek gerçi 320 dizelin de yakıt tüketimi gayet iyi. F30 kasadan bahsediyoruz. Ya bence bu daha iyi. Ya yani şöyle, 320 dizelle bir donanım karmaşası var. Ben de 320 baktım, dizel baktım. Yani çoğunda inanın hız sabitleyicisi bile yok ya. Yani ben 250 bin lira para vereceğim, hız sabitleyicisi olmayacak araba. Yani çok enteresan yani gerçekten. Yok işte 320 dizellerde şey var, bu 16 jant olanları falan var. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah yani. Ya o arabayı alacak olsam ondan almam yani. Bu orta donanım bir araç değil mi? Evet, orta donanım. Enflü de değil, yani basic gırtlak değil. Dolusu bile değil. Aynen. Design paket değil mi bu? Aynen, design diye geçiyor. Design diye geçiyor. Ona rağmen yeterli bir, hani ne var efendime söyleyeyim. İşte ıs sabitleyicisi var vesaire. Ona rağmen iyi bir araç. Şöyle arka koltuğun da, arka koltukta da şöyle şeyler var. Bir tek orta kolçak yok arka koltukta. Aynen. O kötü bak. Orta kolçak yok değil mi? Doğru söylüyorsun. Aynen. Arka koltukta da böyle ambiyans aydınlatmalar var. Aracın tavanı şey olduğu için, koltuk rengiyle aynı olduğu için gayet ferah duruyor arabanın içi. Şimdilik arkadaşlar anlatacaklarımız bunlar. Sormak istedikleriniz varsa şimdi karşılaştırma videosu da çekebiliriz. Yani 3 serisini alırız, bunu alırız. Bir de benim arabayı alırız. C200 dizeli. Gerçi C200 dizel 1.6 dizel ama en azından konfor veya vesaire yakıt tüketimi konusunda hemen hemen zaten onun kadar yakıyor 2000 dizel olmasına rağmen, ama bunlarda vergi dezavantajı var maalesef. 6 aylık vergi sanırım 1600-1700 lira civarı. Öyle bir vergi dezavantajı var. Onun haricinde güzel bir araç. Video ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa dediğim gibi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Destek için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.